Herkese merhaba, ben Selman. Bu videoda size bir iPad satın almak yerine Android tablet tercih edilmeli mi, onun cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle aslında bu sorunun çıkma sebebini biraz araştırmamız lazım. Şimdi iPad'ler satın alma gücü olarak ciddi manada bedeller ödemeniz gereken cihazlar. Yani şu anda mesela iPad 10. nesil var önümde. Bu cihazın, sadece iPad 10. nesli satın almak için 16 bin liralık bir bedel ödemeniz gerekiyor. Öğrenci indirimleriyle 13.500 lira civarlarına kadar düşebiliyor. Fakat sadece bir iPad satın almış oluyorsunuz. Beraberinde bir tablet için olmazsa olmaz, not tutmak, çizim yapmak için mesela kalemini satın almak istediğinizde işte o zaman 3.300 lira ödemeniz gerekiyor Apple Pencil için. Aynı zamanda bu klavyeyi satın almak istediğinizde 10.000 lira ödemeniz gerekiyor. Yani topladığımızda 30.000 lirayı, hatta yukarısına öyle çıkabilen bir maliyetten bahsediyoruz ki bu 64 GB'lık depolamaya sahip. Eğer 256'lı alırsanız işte o zaman fiyat 22.500 liraya çıkıyor. Yani çok ciddi bir fiyat artışı söz konusu oluyor. Dolayısıyla hani erişim gücü olarak biraz daha yüksek maliyete sahip iPad modelleri. Peki Selman, iPad almadan da notlar tutabilir, çizimler yapabilir, webde gezinebilir, video izleyebilir miyim bir Android tablette? İşte orada da biraz daha uygun fiyat, hatta ciddi manada uygun fiyatlı bir alternatifi, güçlü bir alternatif, Huawei MatePad 11.5S modeli var. Bu Paper Matte Edition, ekranı mat olarak geliyor. Hani çizim yaparken daha güzel bir his oluşturuyor. Tıpkı kağıda yazıyormuşsunuz gibi o tırtık hissini alıyorsunuz. Aynı zamanda parlama yapmayan bir ekran amacıyla kullanılabiliyor. Böyle bir avantajı var. iPad'de bunun için ekstra bir ekran koruyucu almanız gerekiyor. Peki bu cihaz ne kadara mal oluyor? Notlarıma bakıyorum şuradan. Kalemi hediye. Bu kalemini hediye alabiliyorsunuz. Klavyesi için de satın alırken 2000 lira ekstra istiyorlar. Yani 17.000 liraya şu seti düzebiliyorsunuz. Hakikaten inanılmaz bir fiyat. Yani arada 10.000 liraya aşan bir fiyat farkı söz konusu ki bu 256 GB'lık depolamaya 8 GB'lık da RAM'e sahip. Yani herhangi bir depolama düşüklüğü de söz konusu değil. Hakikaten tüm ihtiyacınız olan şeyleri çözüyor tek seferde. Eğer ki siz sadece tableti almak isterseniz yanında kalem hediyesiyle birlikte 15.000 liraya geliyor. Hani böyle bir durum da var. Eğer ki klavyeyi almak istemezseniz ki 2.000 liraya bu klavyesi aynı zamanda bu arka tarafındaki kapağıyla müthiş mantıklı bir seçenek haline alıyor. Orası ayrı. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden bir Android tablet ile iPad arasındaki farklar neler, onları anlatalım. Ortak yönlerinden biraz bahsedeyim. İkisinde de çok güzel uygulamalar var. Bu uygulamalar üzerinden notlarınızı tutabilirsiniz. Huawei tarafında da Huawei'nin kendi geliştirdiği notlar uygulaması var. Cidden çok güzel çalışıyor. El yazınızı normal metne çevirebiliyor. Tıpkı iPad'deki gibi. Veya kopyala yapıştır, yandan sürükle, bir fotoğraf at gibi fonksiyonların hepsini kullanabiliyorsunuz. Yani aslında özetlemek gerekirse not tutma konusunda iPad'den eksiği olmayan bir cihazdan bahsediyoruz. Android tarafında epey modelde bu özellikleri görebiliyoruz. Android tarafı yani not tutma konusunda bir eksikliğe sahip değil. Çizime gelecek olursak, yine çizim tarafında da Android modellerde alternatif uygulamalar bulabiliyorsunuz. Huawei'nin şöyle bir avantajı var. Hemen o uygulamayı da size göstereyim. Bu arada bu tablette ekran yüz tanıma özelliği de var. GoPaint isimli bir uygulama var. Huawei'nin geliştirdiği bir uygulama. Bu da tıpkı iPad'deki Procreate gibi bir uygulama. Ki Procreate'i düşündüğümüzde o 500 lira bir fiyata sahip, burada ücretsiz şekilde geliyor o da. Yani onun için de ekstra para ödemenize gerek yok. Notlar uygulaması da yine ücretsiz. iPad'de de notlar uygulaması var. Yani hem de notlar hem de Pages var. Oradan da kullanabilirsiniz. Not alma konusunda ikisi de benzer. Fakat hani burada ücretsiz çizim uygulaması da var. Çizim uygulaması da çok güzel bu arada. Şimdi peki Apple Pencil, şu an bunun yanında yok ama Apple Pencil'la aldığımızda Apple Pencil USB-C üzerinden buradan takıyorsunuz. 3.300 lira olan versiyon USB-C'li olan Apple Pencil'ı bunu da kullanabiliyorsunuz. Onu alıyorsunuz fakat buraya mıknatısla yapıştıramıyorsunuz. Öyle bir handikapı var bunun. Bu tarafta bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer Android tablet modellerinde büyük çoğunluğunda bu şekilde yapışıyor ve kablosuz şarj olma özelliği bulunuyor. Fakat yine iPad'de üst modellere çıkmanız gerekiyor. Peki kalemlerin özellikleri ne gibi farklılıklara sahip? İkisinde de basınç hassasiyeti var. Bu da basınç hassasiyetini anlıyor. Üstelik bu böyle yatay bıraktığınızda, yani şu şekilde hani daha geniş yazarsınız ya, mesela eskiz yaparken falan böyle geniş geniş karalarız. İşte o fonksiyona da sahip, onu da anlıyor. Ve burası dokunmatik. Buradan dokunmatik şekilde de geçiş yapabiliyorsunuz. Silgi ile normal kalem arasında böyle bir avantajı da bulunuyor bu Android tabletlerin büyük çoğunluğunda. MatePad'de de bu şekilde. Gelelim asıl
İşte önemli detaya. Şimdi siz çizim yapmak, not tutmak için bir tablet arıyorsanız kesinlikle Android tarafında iPad'e ihtiyaç duymadan uygun fiyatla da bu işi çözebilirsiniz. Eğer bütçeniz kısıtlıysa. Fakat siz 3 boyutlu tasarım programları kullanmak istiyorsanız yine iPad için özel olarak geliştirilmiş birkaç tane kilit uygulama var. Onları kullanmak istiyorsanız işte o tarafta Android tarafında böyle bir desteğe sahip olmayabiliyorsunuz. Mesela neler bunlar? İşte iPad tarafında Shaper 3D var. Android tarafında Shaper 3D benim 3 boyutlu çizimleri yaptığım, tasarımları yaptığım program bulunmuyor. Böyle minik farklılıklar var anlayacağınız. Ama siz temel olarak ben not tutacağım, okula gideceğim, çizim yapacağım. Bunları sonra buluta yedeklerim. İşte ihtiyacım olduğunda açar bakarım. YouTube videoları izleyeceğim. Web'de gezineceğim. Notlar tutacağım. Klavyesiyle yazılar yazacağım diyorsanız işte o zaman hiç endişe etmeden bir Android tablet satın alabilirsiniz. Çünkü Android tabletlerinin de kendine göre avantajları var. İşte bu MatePad'de klavyesi çok güzel bir klavye. Bunu buradan söküp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Böyle yatırabiliyorsunuz. İyiden yatabiliyor. Tekrardan birleştirebiliyorsunuz. Bu Nearlink isimli bir teknoloji kullanıyor. O sayede çok düşük gecikmeyle çalışıyor. Bunun ekran tazeleme hızı 144 Hz. Bunun 60 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor. Dolayısıyla bunda böyle geçişler yaparken atlamalı hissettirirken bu müthiş akıcı hissettiriyor gibi gibi çeşitli avantajları var. Depolama konusunda da bu direkt 256. Bunun için ekstra ciddi bir para ödemeniz gerekiyor 256 almak için. Avantaj olarak neleri var mesela iPad'in? iPad dediğim gibi kütüphane olarak, uygulama kütüphanesi olarak daha büyük bir uygulama kütüphanesine sahip. Bununla birlikte Apple'ın kendi ekosisteminde bir iPhone'unuz, MacBook'unuz varsa onlar arasında dosya transferi yapmak istediğinizde de kolaylık sağlıyor. Aslında Huawei'de de benzer bir sistem var. Yine Huawei telefonunuz varsa, bilgisayarınız varsa dosya transferini çok güzel yapabiliyorsunuz. İkinci ekran olarak bilgisayarınızda bu MatePad'i kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzun ekranını tabletin ekranına yansıtabiliyorsunuz. Buraya telefonunuzu yerleştirebiliyorsunuz bildiğiniz gibi böyle güzel avantajları da var. Tabii Huawei ekosistemi içerisinde bu geçerli. Aslında iPad tarafında da böyle bir durum söz konusu ama Apple cihaz kullanan insan sayısının daha çok yaygın olduğunu düşünürsek Apple tarafı orada daha büyük bir avantaja sahip. Uygulama kütüphanesi eksik dedik ama iPad'e kıyasla yine Huawei tarafının veya işte diğer Android tabletlerin avantajları bitmiyor. Onlardan birisi de mesela şimdi bunun ekranı lamine ekran ve ekran ile cam arasında bir boşluk hissiyatı oluşmuyor. Bunda öyle bir durum söz konusu. Eğer ki daha iyi bir ekran istiyorsanız tıpkı bu MatePad'deki gibi işte o zaman Air modeline yönelmeniz gerekiyor. Çünkü burada daha ekonomik bir ekran tercih edilmiş. Böyle bir durumlar söz konusu anlayacağınız. Bu parmak izi okuyucuya sahip. Bu yüz tanımalı. Parmak izi okuyucusu yok. Yüz tanıması da sadece kamerayı kullanarak yapıyor. Ek olarak işte TOF sensörü gibi teknolojik detayları yok. Sadece üzerinde bir kamera bulunuyor. Hani onu da söylemiş olayım. Böyle bir durum söz konusu. Kendiniz de buna göre karar verebilirsiniz. Ama özetleyecek olursak, eğer siz notlar tutacağım, çizimler yapacağım, bütçem de sınırlı, güzel bir tablet olsun, işim de görsün diyorsanız, işte o zaman Android tarafındaki modellere yönelebilirsiniz. Bu MatePad 11.5S'in de inceleme videosunu YouTube kanalımda paylaşmıştım. Detaylı videosuna ulaşabilirsiniz. Fakat daha fazla uygulamaya ihtiyacım var ve bu uygulamaları ben biliyorum. Kritik olarak ihtiyacım olan birkaç uygulama var. Onları kullanabilmek için bir iPad arıyorum diyorsanız işte o zaman ek bedel ödeyerek iPad satın almanız sizin için daha yararlı olacaktır. Böyle özetleyebilirim. Bilmiyorum. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen siz de düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.